Evet sevgili dostlar sponsorumuz golver.com'un sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet. Fenerbahçe Pezzela için anlaştı haberiyle başlayalım. Pezzela. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Solbek Giuseppe Pezzela için Parma ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Bakın anlaşmaya vardığı belirtildi. Sky Sport'ta yer alan habere göre Sarla Acber'de 24 yaşındaki Solbek için Parma ile anlaşmaya vardı. Bu transfer için 4 milyon euro bonservis kazanacağı belirtildi Parma'nın. Pezzella ise bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık imza atmasını beklediği ifade edildi. Yani 3 artı 1'den bahsediyorlar. Atalanta'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Pezzella 12'si ilk 11 olmak üzere 29 maçta süre aldı. 2 de asist yaptı. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Wellington'u denedi. Onu denedi, bunu denedi, şunu denedi. Fakat Fenerbahçe tok alıcı rolünde çalışıyor. Yani almasak da olur ya. Ya bir dursun. Bir gezelim. Bir bakalım. Sabır orada mı? İşte bakıyoruz. Ona bakıyor. Buna bakıyor. Lan diyor. Almasak da olur diyor sanki diyor. Yani ne olmuş canım diyor. Herkes illa istediğini mi alacak diyor istediğini alamıyorsan aldığını sev falan diyor. Bizimkiler bir, bir çeşit şekil şükür bir şeylerin içerisindeler arkadaşlar. Çözemediğim şekil şükür bir şeyin içerisindeler. Bazen de elden kaçıyor. Elden güzel kaçıyor hem de bazen. Allah sonumuzu hayır etsin. Ben o kadar söyleyeyim. Ama pezzela transferi 4-4.5 bandına bitebilir. 500 bin euro kiralama 4 milyon euro zorunlu opsiyonla falan bitebilir. E, oyuncu Normalde İtalya dışına çıkmamış ama Türkiye'ye gelmeye de sıcak bakıyor. Hani e, ben bu kadar söyleyebilirim arkadaşlar. Yani 4 4.5 bandına bu transfer bitebilir. Hocam kesin mi? Garanti bizde mi? Arkadaşlar transferde kesin diye hiçbir şey yoktur. O zaman niye biz duyumcuları takip ediyoruz? Biz duyumcuları şu yüzden takip ediyorsunuz. Sıcak haberler bu diye. Ha kesin. Yüzde yüz. Arkadaşlar ben size kesin derim, %100 derim. Küçük bir pürüz çıkar, iptal olur. Bu sefer de geleceksiniz, hani kesindi. Hani %100'dü. İdemaş Moritan uçak biletine kadar aldıydı, ayırttıydık ya. Yani Hakim Ziyek akşama anlaştık, sabaha döndüler. Transferde kesin böyle oluyor işte. İtalya demişken Miha Zaysa İtalya'dan talip. Şimdi bu beni çok sevindiren bir haber. Niye biliyor musunuz? Miha Zaysa İtalya ekibi Torino'nun talip olduğu Artık sosyal medya mecralarında da yayılmaya başladı. Eee hocam neyine seviniyorsun? Futbol. Arkadaşlar futbolcumuza talip var. Daha ne istiyorsunuz ya? Şimdi İtalyan medyası Fenerbahçe'nin eee isteklerinden de bahsetmiş. Fenerbahçe demiş şampiyonluğa oynuyor. Böyle yetenekli bir ismi de kaybetmek istemiyor. Tuttu Sports'un tutturmaya çalıştığı habere göre Torino 6 milyon euro teklif etmiş. Fenerbahçe demiş ki bir sıfır eksik. Yok o kadar da değil. Fenerbahçe demiş ki 10 milyon euro beklentimiz var demiş. Yaş 28. 10 milyon euro beklenti var demiş. Kulüp Bürüz de yoğun şekilde ilgi gösteriyor demiş. Ee, yani Beşiktaş'tan ayrılan Kyle Lauren'le de sözleşme imzaladı Kulüp bürüş. Ve Fenerbahçe geçen sezon 41 maçta sahaya çıkıp 9 gol bir asist yapan Miha da transfer etmek istiyorlar. Şimdi Fenerbahçe'nin beklentisinin 10 milyon euro olduğu iddiaları var. Bu doğru değil. Ama şunu söyleyeyim. 6 ila 9 milyon euro arasına gidecek olan Zaysa ben yolu açık olsun derim. Teşekkürlerimi de sunarım. Daha önce abonelere söyledim mi bilmiyorum ama söyledim diye de hatırlıyorum. Zayt's ailevi bazı sebeplerden dolayı da İtalya'ya gitmeyi çok istiyor. Ama tabii bunu dile getirmiyor ki yani Fenerbahçe'nin eli kolu bağlanmasın diye. Hani Allah şahidim duyum muyum çıkmaz etmezse beni de e, çarmaha gerip hani haç işaretine beni çarmaha gerip de çivi çakmaya da çalışmayın ama ya ben Zayt gerçekten gider diye düşünüyorum yani yüzde gider diye düşünüyorum. E, bunu da söylemiş olayım içinde de kalmasın. Fenerbahçe'ye 6 numara önerisi Boko Bakay Bakay Bekor Beko Beko Yoko Bakay Bakay Baka, 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 Baka. Orta sahaya 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe. Fırsat transferi bekleyen Fenerbahçe. Sağa sola sataşan Galatasaray'ın elinden bile futbolcu alamayan Fenerbahçe. Bu sefer sanki turnayı gözünden vurmak üzere. Arkadaşlar Timo Bakayoko. Bakın. Timo Bakayoko ilginç İlginç olduğu kadar dehşet, dehşet olduğu kadar vahşet bir isim. Nasıl ya? Hepsi bir arada mı? Hepsi bir arada. Hiç affetmez. Şimdi oyuncu 17 Ağustos 94 doğumlu. 27 yaşında. Fransız milli takımının bir kez formasını giymiş. Bakın yaşı 27. Ortada böyle bir durum. Var. Hayır hocam 27 ise almayız biz. Niye? 30 yaşını geçecek hocam. Yani 27 hiç yakışır mı bize? 35 olacak. 30 olacak. Tabii. Son kontrat hocam biz de parayı bayılacağız. Tamam fazla şey yapmayın. Sonra bana kızıyorlar. Sen taraftarı şey yaptın işte kışkırttın tahrik ettin. Gümlettirdin falan diye. Olur mu hocam? Yani yakışır mı? Bizim en az Boko Yoko için yani 27 yaşında hiç beğenmedim. 34 olacaktı yaşı. Biz Gustavo'dan kurtulmaya çalışırken bir Gustavo daha alacaktık. Yakışmadı. Hocam bu sana yakışmadı. Dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi Jesus'un raporu da olsun da 6 numara istiyoruz. Oyun kuracak savunma arasına girecek orada emniyet subaplı yapacak bir isim arıyoruz. Hani ofansa fazla katılmasa da olur zaten ofansta bir sürü adamımız olacak diye. Bon servisi Chelsea'de bulunan 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu geçen sezon 2 yıllığına Milan'a kiralandı. Geride kalan sezonda Milan'la Serie A şampiyonluğu yaşamasına rağmen pek fazla forma şansı bulamadı. Sercan Hamzoğlu'nun Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun duyumlarına haberlerine göre 17 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu olan Fransız orta sahayı da göndermek istiyor. Bak 17 milyon euro zorunlu opsiyonu var. Chelsea ise futbolcunun takıma geri dönüşüne sıcak bakmıyor. Milan'da oyuncuyu telemek istiyor. Fenerbahçe bildiğim Carvalho'yu istedi alamadı diyor. İşte, ee, Arao ismine yöneldim. O isimle tepkilere neden oldu. Yani Pazarlıkta da sürüyor. Yani durum bu. 2 yılına zorunlu satın alma opsiyonu. Şimdi bakın arkadaşlar. Oyuncunun profiline bir girin. 10 milyon euro piyasa değeri var. Kırkları görmüş zamanında. Fil dişi sahili aslında 8-10 oynayabiliyor. Ee, Milan satın alma yükümlülüğü 17 milyon euro olarak belirlendi. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumunda da 1 milyon euro mevcut. Şimdi ben size bir soru sorayım. 3 milyon euro kiralama, 17'de zorunlu satın alma opsiyonu. Totalde 20 milyon euro. Şöyle bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalsalar. Ücretsiz kiralama 7,5 milyon euroda zorunlu satın alma opsiyonu. Kabul eder misiniz, etmez misiniz? Bakın, ücretsiz kiralama 7,5 milyon euroda opsiyon. Kabul eder misiniz etmez misiniz? Düşünün. Hatta ben videoyu durdurayım iyi düşünün. Şaka yaptım ya. Video durdurduğum zaman ben süre kazanıyorum. Siz kazanmıyorsanız çay içiyordum. Düşünün. 18 maça çıkmış geçen sezon 607 dakika, gol ya da asist yok. Ama yani Şampiyonlar Ligi'nde falan 3 maça çıktı diyor. Bir önceki sezonuna bakıyorum. 2020-21 sezonuna bakıyorum. 44 maç, 2 gol, 2 asist, 2658 dakika. Hem de babalar gibi bir yerde. Yine Serie A'da. Bir önceki sezonuna bakıyorum. Yani bir önceki sezonunda da Lig 1, 23 maç, 1 gol, 2 asist falan. Yani kariyeri dolu bir isim. Sevgili arkadaşlar. Kariyeri dolu bir isim. Monaco, Milan, Napoli, Chelsea, Reims. Size sadece soruyorum. Ha, duyumcu arkadaşlardan bir tanesi demiş ki Fenerbahçe bu isimle anlaştığı bakın harbi söylüyorum. Fenerbahçe Fransız orta saha Timo Timo TMO Bakayoko ile prensip anlaşmasına vardı. Bir aksilik olmazsa oyuncu 1-2 güne resmi imza atacak. Jesus da oyuncuyu çok istiyor. Daha önce bir görüşme olmuş. Son anda pürüzler çıktı. Olmadı ancak son 2-3 günde yeniden görüşmeler başladı diyor. Şimdi bu haberi doğruluyorum ben. Kesinlikle doğruluyorum. Ben bu duyumu verdim. <laughs> Abone arkadaşlar hatırlamayacaklar. Ben bu duyumu verdim. Nasıl verdim? Dedim ki arkadaşlar bize önerildi ama ben zerre ihtimal vermiyorum. O yüzden geçiniz dedim. Ben şu anda da zerre ihtimal vermiyorum. Ama arkadaş ufak pürüzler kaldı diyor. Giderildiği takdirde bu transfer gerçekleşir. eee yani kısa süre içerisinde Fenerbahçe UEFA'ya liste olacak. Bakın arkadaşlar 8 Temmuz'dayım ben şu anda. 9 Temmuz'a girmek üzereyiz. 9 Temmuz'dan başlayalım. 5 günümüz var UEFA'ya liste için. Bakayoko, Sherlock bence işler hızlanır. Pezzella için de hızlanır. Ee, bir saniye. Şimdi Joshua King'i de düşünerek Pezzella'yı getirdin. At sol bek ediyor. Ferdi'yi sol öne at. Yani orada Rossi oynar, Buruma oynar. Ama Ferdi koymuş kardeşimizin bir tanesi. Arda Güler'i koymuş. Mesela Arda'nın yerinde de Lincoln oynar. Sağda İrfan, Emre Mor oynatabilirsin. Hücumda hani Charlotte King oynatabilirsin. Ne bileyim Vedat, Charlotte oynatabilirsin. Hani tandem tandem üstüne. Bunu oynatabilirsin diyor arkadaşımız. ben sadece arkadaşın kadrosunu atmak için attım. Hani baktığın zaman arkadaşlar. Fenerbahçe'nin 14 Temmuz'a kadar transferi yetiştirmesini bekliyoruz hepimiz. Canla başla hepimiz bekliyoruz. Ha bu olur olmaz bir şey söyleyemem ama benim mantığıma göre acaba diyorum hani Araol sürecini hızlandırmak için ortaya atılmış bir şey mi? Çünkü daha önce de e, hani bize önerildiği iddiası vardı. Hani iş sadece orada kalıyor. Önerildi bitti. Yani önerildi bitti. Ama bilmiyorum. Ben çok ihtimal vermiyorum. Pezzela için de şunu söyleyeyim. Biz Wellington'dan falan umduğumuzu bulamadık. Çığırından çıktı bazı işler. Pezzela için olabilir diyorum ama Bakayoko için zor. Ama habere bakarsan kesin Fenerbahçe'de ikisi de. Ama ben yine de adım adım Fenerbahçe diyeyim. Sonra demesinler bana başkasının ifadesiyle işte bizi kandırıyorsun falan demesinler. Aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim. Görüşmek üzere.